Mola Saati Ramazan programımız devam ediyor sevgili izleyiciler. Bu akşam iftar saatimizin noktası Antepsi Baklava. Yanımızda işletme ortaklarından Orhan Bey ve Hüseyin Bey var. Öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ediyorum size de. Teşekkürler, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Elhamdülillah, siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Arzu bu akşam Antepsi'deyiz. Tabii biliyorsun artık Ramazan ayındayız ama lezzetler böyle duruyor, dayanamıyoruz Ali. İstersen hemen röportajımıza devam edelim çünkü gördüğün gibi lezzetleri anlatmaya gerek yok. Yaşamak lazım, usularımızdan biraz dinleyelim istersen. Biraz Antepsi'yi sizden dinlemek istiyoruz. Kaç yıllık bir firma? Antepsi Baklava 10 ay önce kuruldu. Hüseyin ve benim önderliğimde. Peki burada Antep'in artık geleneksel bir lezzeti haline gelen baklava tabii ki. Bu baklavayı her noktadan yemiyoruz ve tadamıyoruz. Sizin bir özelliğiniz tabii ki bunun kıvamında ve tadında olması en büyük özelliğiniz değil mi? Kıvamından tadından ziyade birinci sınıf fıstık kullanılması, birinci sınıf yağ kullanılması. İşçiliğin birinci sınıf olması. Bunların hepsi etken. Ne diyeyim şimdi, fıstığımızın Barak yöresinden gelmesi, yağımızın Urfa bölgesinden gelmesi. Bunların hepsi etkendir birinci sınıf baklavalarda. Bir de fıstığın birleşmesi de büyük bir etken. Tabii ki. En büyük etken. Peki ilerleyen dönemde farklı şubeleşmeyi düşünüyor musunuz? Gaziantep'te şubeleşmeyi düşünmüyoruz. Önceliğimiz şehir dışı. Şehir dışı. Ramazan. Teşekkür ederim, hoş geldiniz tekrardan. Eyvallah. Yoruluyoruz. Malum havalar da ısındı. Ona rağmen işimizin başındayız. Durmak yok, yola devam diyoruz değil mi? Kısmen, evet öyle diyoruz. O kadar yorgunlar ki yine işlerinin başındalar. Yine Ramazan ayında hizmetlerini veriyorlar. 2 saat yaşta kalkıyoruz. Sabah 4'te kalkıyoruz. 4'te kalkıyorsunuz. Maşallah. Durmak yok. Yani geceye uyurken onlar çalışıyor. Ramazan'da bir çalışma var mı? Herhangi bir sipariş olabilir? Herhangi bir ilk iki haftalarda ekstra bir siparişimiz yok. Son iki hafta kaldı ya. Ağır siparişlerimiz başlar. Çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir sunum. Anlatmaya gerek yok. Gerçi günlük 20 çeşit herhalde çıkıyordur sunum. Hadi istersen şöyle bir sayalım. Yok, 20 çeşit değilse de fıstıklı dolamamız var. Özel şöbiyetimiz. Yaprak şöbiyet. Fıstıklı normal baklava. Bülbül yuvası. Özel kare baklava, midye baklava dediğimiz. Midye baklava. Son dönemlerde gündemde olan. Havuç dilimi. Yalnız fıstıklar hiç kaçırmıyorsunuz. Maşallah, yani fıstık fiyatları zaten arttı biliyorsunuz. Ya. Bizde gerek yok. Bizde fiyat artmıyor. Bizde sabit her şey. Yalnız lezzet Ali, gerçekten Gaziantep baklavası dediğin zaman ayrı bir kültür biliyorsun. Ve Gaziantep'li ustalarımız da zaten fıstık o kadar pahalı olmasına rağmen yine o masraftan kaçınmıyorlar. Yine lezzetlerini sunmaya devam ediyorlar. Fiyatı çok fazla yansıtmıyorlar Ali. Gerçekten Gaziantep kültüründe. Çünkü baklava olmazsa olmaz biliyorsun. Çok güzel bir şekilde layıkıyla yerine getiriyorlar. Gastronomi şehrinde de bu olmazsa olmazımız. Biz dostlarımızı kutluyoruz. Ellerine sağlık diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, size de ayrılamalar. İnşallah bayrama yakın yine buradayız.